Merhaba arkadaşlar, hoş geldiniz. Bugünkü dersimizin konusu hareket profilleri. Nedir bu hareket profili? Bir serve uygulaması düşünün. A noktasından B noktasına bir cismi taşıdığınızı varsayın. Bu hareketi yaparken siz sisteme pozisyon, hız, ivme ve gerekirse jack bilgisi veriyorsunuz. Bunu verdiğinizde ortaya bir hareket profili çıkıyor. Servo da bu hareket profiline kendini uydurarak hareketini tamamlıyor. Çok sayıda hareket profili var. Ben birkaç tanesinden bahsedeceğim size. Üçgen hız profili. Üçgen hız profili bu şekilde zaten direkt üçgene benziyor. Burada TA süresi ile TA zaman içerisinde Vmax hızına çıkıyor. Vmax'ıza, maksimumuza ulaşır ulaşmaz TD süresi içerisinde sıfır hıza doğru gidiyor. Sağ tarafta konum zaman grafiği, zaman grafiği, ivme zaman grafiği mevcut. İnceleyelim. Bakın burada siyah ile gösterilen hız zaman grafiğinde eğim sabit. Eğim sabit olduğu için ivmem de sabit gördüğünüz gibi. Tam bu noktada eğim negatif ve ivmem de negatif gördüğünüz gibi. Üçgen hız profili bu şekilde. Trapez profili, üçgen hız profilinden farklı olarak burada bir sabit hız bölgesi vardır. TA süresi içerisinde Vmax'a çıkar. TC süresi kadar sabit hıza devam eder. TD süresi içerisinde yavaşlar. Sağ tarafta yine konum zaman grafiği, hız zaman grafiği ve ivme zaman grafiği mevcut. Burada siyah ile gösterilen hız zaman grafiği eğime bakarsanız sabit, ivme de sabit. Bakın burada eğim 0, ivme de 0. Burada eğim negatif, ivme de negatif. Bu da bu şekildeydi. S-ramp profili 7 segmentten oluşur. Burada bir S eğrisi ile gördüğünüz gibi eğim burada artıyor. Burada İvme de artıyor. Burası düz arkadaşlar. Burası biraz eğri gibi görünmüş. Burada eğim sabit. Burada ivme sabit. Burada eğim azalıyor. Burada ivme azalıyor. Aynısı karşı taraf. Peki neden S-rampa hız profiline ihtiyaç var? Onun için önce jerk kavramından bahsedeceğim. Jerk, ivmenin birim zamandaki değişimidir. Şimdi biz bugüne kadar ne öğrendik? Konumun zamana göre değişimi hızdı. Hızın zamana göre değişimi ivmeydi. İvmenin zamana göre değişimi jerktir. Ve ivmenin zamana göre türevidir tabii ki. Jerk, makinedeki hareketleri yumuşatmak için kullanılır. Kalkışlarda, duruşlarda, hız geçişlerinde ani ve sert geçişleri önlemek için kullanılır. Birimi metre bölü saniye küptür. Şimdi biraz daha detayına inecek olursak, bakın burada trapezoidal bir hız profili var. Aşağıda da S-kür var. Şimdi ivme neydi? Hızın değişim oranıydı. Jerk de ivmenin değişim oranıdır. Şimdi bakın burada ivmenin eğimi sonsuza gidiyor. Yani dik yukarıya doğru gidiyor. Öyle olunca bakın burada jerk de sonsuz. Burada bir pik yapıyor. Burada negatif, negatif, burada pozitif. Gördüğünüz gibi. Şimdi ben bunu yumuşatmak istiyorum. Yani böyle olunca ne oluyor? Makine hızlanmalarda, yavaşlamalarda, hız değişimlerinde sarsıntıya sebebiyet veriyor. Böyle olunca pozisyonlama da doğru olmuyor. Yerleşme süresi de artıyor. Bu tarz olumsuz sonuçlara sebebiyet veriyor. Bunu önlemek için S-kür kullanıyoruz ve sisteme jerk ilave ediyoruz. Yani bakın burada hız zaman değişimi, hız zaman grafiğine bakın. Burada eğim artıyor, ivme de artıyor. Burası düz bölge, eğim sabit, yavaşlıyor, eğim de ivme de yavaşlıyor. Bakın buradan jerk sonsuza giderken, pik yaparken burada eğim jerk sabit. Yani sabit bir değeri var. Grafiği de bu şekilde oluyor. Böyle olunca artık
Geçişler yumuşak hale gelmiş oldu ve makinedeki sarsıntılar da ortadan kalkmış oldu. Burada S rampı hız profiline ait konum zaman, hız zaman, ivme zaman ve jerk zaman grafikleri görülmekte. Bakın az önce gösterdiğim gibi burada eğim sabit, jerk sabit, eğim 0, jerk 0, eğim negatif, jerk negatif. S rampa hız profili de bu şekildeydi. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki derste görüşmek üzere. Hoşça kalın.